Merhabalar efendim Ne Oluyor? programıyla karşınızdayız. Birbirinden değerli konuklarımız var. Oldukça önemli bir konuyu aslında bugün masaya yatıracağız. Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener'le birlikte soracağız. Daha doğrusu öyle diyelim. Ne Oluyor? programında Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Yazıcıoğlu öncelikle. Sağ olun teşekkür ederim. Hoş geldiniz Sayın Şener. Sağ olun teşekkür ederim. Ee, şimdi tabii e, derin bir e, konudan bahsediyoruz. Sürekli olarak biz bu davayı gazeteciler, olarak takip ediyoruz e, ayrıntılarıyla zaman zaman hukuki boyutunu zaman zaman e, işte e, suikast iddiasıyla takip ediyoruz fakat o güne bir dönmek istiyorum ben biliyorum sizin için bir evlat olarak çok zor bir süreç belki de o günleri anlatmak yeniden canlandıracağız ama e, arkasını bırakmadığınız bir e, konudan davadan bahsediyoruz e, neler yaşandı o gün çünkü 12 yıldır babanızı kaybettiğinizden beri takip ediyorsunuz aslında evet teşekkür ederim. Öncelikle e, Musim Başkan başta olmak üzere onunla beraber vefat eden Heran Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetin Kaya, İsmail Güneş ve Kaya İstektepe'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii şöyle e, ben 12 sene evvel olay zamanı daha 15 yaşındaydım. O zaman e, ben okuldan çıktıktan sonra eve geldiğimde haberim olmuştu. Hareketlilik başlamıştı zaten. Televizyonlara düşmüştü. Tabii o günle beraber e, bir hengame başladı bizim evimizde ve etrafımızda. O günün akşamına doğru işte bulunduğu bir bulunduğu bir bulunmadığı haberlerin üzerine ben orada e, kaldım, evde kaldım Ankara'da. Daha sonra ablamla annem Maraş'a devam ettiler. E, ve bulunduktan sonra cenazeyle beraber de Ankara'ya geldiler. Peki gençim yani kaç yaşındaydınız tam olarak? 12 yıl önceden bahsediyoruz. E, şunu anlamak istiyorum ben aslında bir çocuğun algısında neler yaşadınız o gün. E, bir bulundu, bir bulunmadı. E, anne bir yanda da ablanız var galiba. Tam olarak böyle bir o gün yaşadığınız aslında e, günü anlayabilmek istiyorum. Ya şöyle bizim için babam e, tabii benim için öyle de yani babadan önce bir liderdi. Şimdi bizim hayatımızın birçoğu zaten onu görmeyerek onun yokluğunda geçtiği için e, tabii onun e, yokluğu da bize normal geliyordu. E, ve daha önce de buna benzer bazı e, eylemleri, bir operasyonları da atlattığı için e, biz tabii aile olarak bunlara her an e, hazırlıklı bir aileydik yani Muhsin yazıcı onun önemini, Bilen bir aileydi. Bekliyor muydunuz böyle bir suikast olması? Tabii Musun Yazıcıoğlu gibi bir ismin e, yaşamasını e, bu ülkede e, kim ister bu dünyada? Eceliyle ölmeyeceğini biliyordunuz, e, tahmin ediyordunuz mu diyelim? E, tahmin ediyorduk diyelim. Yani her an biz bu tevekküle hazırdık. Daha e, doğru ifade et. Babanız sizi için. bu yönde telkin eder mi diye ya da? E, yani şöyle. Şey bu tarz bu tarz başkaca kazalar, şüpheli kazalar olduğunda da ilk olarak bizi arardı. Hani ben iyiyim, merak etmeyin beni derdi. Annemi arardı. Ee, yani bunların her zaman e, tabi babam e, kendini tam teslim etmiş, imani olarak teslim etmiş de bir insan olduğu için bunlara hazırlıklı olmamız gerektiğini, bunların e, olabileceğini tabii bize e, şey yapardı. Bir nevi aslında asker çocukları gibi yetiştiniz değil mi? Her an e, bir kazada babanızı kaybedebileceğiniz duygusuyla. Tabii. Peki o günden sonra neler değişti? Ne yaptınız? Yani nasıl ölün? Çünkü buna hazırlıklıydık diyorsunuz. Hazırlıklı olduktan sonraki süreç nasıl devam etti? Şöyle şimdi tabii olay günü bunları sıcağı sıcağına belki düşünmek zor oluyordu belki. Ama bizim olayın daha ilk haftasında arama kurtarma kısmıyla alakalı önce başlamıştı şüphelerimiz. Orada yaşanan aksaklıklar, kasıtlar belki ihmallerle alakalı. Hemen akabinde daha ilk hafta itibariyle verdiğimiz dilekçelerle e, dava sürecimiz bizim başlamış oldu. E, o dönem itibariyle, ilk günler itibariyle biz bizim öncelikli odağımız o kısım olmuştu. Tabi akabinde gelen süreçte e, bu olayın Havada aslında gerçekleşip devamında arama kurtarma kısmında da ihmal ve engellemeyle devam ettiği kanaati oluşmaya başlayınca da tabii farklı bir boyut evrilmiş oldu. Yani bugün geldiğimiz noktada ben bunu çok rahatlıkla ifade edebilirim ki bizim için bu bir suikasttır. Bunun çünkü emareleri artık geldiğimiz noktada çok ciddi engellenemez karartılamaz e, noktaya geldi e, bunların hepsi bizim 12 yıllık tabii ki hukuk mücadelemizle başarılmıştır şimdi e, suikast e, dediniz e, suikast için bir siyasi hedefin ve ona bağlı bir amacın olması gerekiyor malum e, Musin Yazıcıoğlu neden hedef alınmış olabilir ya bu şimdi bu tabii e, ifadesi belki günler alacak e, bir e, soru ama kısaca şunu söyleyebilirim. Musim Başkan lekesiz, ömrü çileyle geçmiş, bedel ödemiş, vatanı ve milleti için bedel ödemiş, ömrü çileyle geçmiş. Önü arkası görünen cam gibi bir adamdı. Şimdi çokça kez kendinin de ifade ettiği gibi çokça kez denenmiş, teklifler getirilmiş ama bunların hepsini elinin tersiyle itmiş ve karşısında da mücadele vermiş bir lider. Şimdi böyle bir lideri e, eğer bu ülkenin birliği, bütünlüğü üzerinde e, bir hedefiniz varsa siz e, sağ bırakmak ister misiniz? Birçok teklif geldi dediniz. Ne gibi teklifler geldi? Mesela? Kendinin ifade ettiği gibi siyasi, maddi her anlamda e, çokça çok kez denendiğini e, ama bunun karşısında da e, dik bir şekilde durduğunu kendi ifadesiyle o güçlere karşı derin milletin yanında olduğunu ifade etmiş bir kişidir Muhsin Başkan. Hangi güçlere karşı ya da e, kimler tarafından mesela? yani bu, Siz e, eminim çocukları olarak bunu kendiniz de sonrasında konuşmuşsunuzdur aile içinde belki size de çıtlatmıştır. E, şimdi de parti içinde konuşuyorsunuzdur. Kimler tarafından mesela nasıl teklifler geldi? Yani ben içeriğini tabii burada ifade etmem çok uygun olmayabilir ama yani bu ülkenin birliği ve bütünlüğüne kastetmiş bütün güçler açısından ifade ediyorum. Bunu söyleyebilirim, bunu söylemem daha iyi değil. Peki suikast e, konusu açılınca hani neden e, sorusunun yanına kim sorusu sormamız gerekiyor. Siz evet. de bunu şahsi kanaatiniz açısından değil de dosyayı bilen bir insan olarak e, 15 yaşından beri 12 yıldan beri bu dosyayı okuyan e, her şeyi isim isim bildiğinizi biliyorum ben. Ee, o zaman kim sorusu geliyor? Babanızı kim e, suikastinde kim rol oynadı? Şimdi ben bunu bir konsorsiyum olarak değerlendiriyorum. Yani dışarıda kurgulanmış, içeride uygulanmış e, birçok servisin planladığı, içerideki taşeronlara da uygulatılmış bir eylem olarak görülüyor. Kimdir o taşeron? E, bu taşeronun içerisinde geldiğimiz noktada şu an görüneni itibariyle dosyadaki geldiğimiz noktada FETÖ'nün ağırlıklı olduğunu görebiliyoruz. Özellikle son birkaç yılda bu çok daha hızlı bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Ama ben ifade etmem burada çok önemli. Bu bir konsorsiyumdur benim için. Yani yurt dışına evet. ıı, uzanan tabii. ama uzanan, içeride taşeron olarak FETÖ'nün kullanıldığı FETÖ bir suikast. E, ve başkaca tabii ki yapılar da olabilir bunun içerisinde. Ama ağırlıklı olarak şu anda FETÖ'nün olduğu görülüyor. Ama bunu kim yaptır der, derseniz ben bunun cevabını... Veremem. O makamda oturan kişi ben değilim. Bunun cevabını verecek olan bu yargı, bu yapının, bu şeyin içeriğini açacak evet. olan yargıdır. E, Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, vefatından önce fark ettiği şeylerden bir tanesi devletin içindeki bir yapı diye e, bahsedip bununla mücadele edilmesi gerektiğini televizyonlarda söylemiş bir insan olması. Ee, ve ardından e, bu açıklaması 2006'ydı galiba e, Fatih Altay'la yaptığı bir açıklamada devletin içinde böyle 2007, bir yapı evet. 2007 bunun hemen e, devamında e, gazeteci Hrant Dink cinayeti işlendi. Yine bunun arkasında yine e, tetiği çekenleri kullanan Fethullahçı terör örgütü olduğu o tarihler itibaren yazdık ve mahkemede en son böyle bir karar verdi. Ee, ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun e, ile Hrant cinayeti arasında bir ilginç bağ kurulmaya çalışıldı FETÖ tarafından. Ve Muhsin Yazıcıoğlu'nun böyle tarihe geçen bir sözü vardır. Bunun tanıkları da olduğu için söylüyorum. Size de o anlamda soracağım. Ee, bizim tarla çoktan sürülmüş. Evet. Bu söz neyi anlatıyordu? Yani e, Muhsin Yazıcıoğlu'na karşı kurulan kumpas, Hrant cinayeti ve bu cümleyi yan yana getirdiğiniz zaman... E, o bahsettiğiniz o derin yapı, arkasına, cinayetin arkasındaki derin yapı da, yapıyı da tarif ediyor mu? Ne anlatıyor bu cümle? Kesinlikle bence tarif ediyor. Muhsin Başkan Hrant Dink meselesinin üzerine yaptığı çalışmalarla üzerine kurulan kumpasın e, farkına varmış birisiydi. Hatta son zamanlarında yakın arkadaşlarına e, dar sohbetlerde e, bu işi bütün boyutlarıyla ortaya çıkarttığını ve e, seçim sonrası e, gerekeni yapacağını ifade ediyor. Bu çok kıymetli bizim için. Bunu kime söylemiş? Arkadaşlarına, yakın arkadaş çevresine. Ya Hrant Dink cinayetinin çözdüğünü, Tabii. arkadaki yapıyı da Evet. ve bunda... bu olayı kendisine yapılan kumpası e, çözdüğünü, e, tüm boyutlarıyla ortaya çıkarttığını ve seçim sonrası da gerekeni yapacağını ifade Bunu, Bu benim için kıymetli bir bilgi. Kamuoyu için de doğal olarak kıymetli bir bilgi. Çünkü ben öğrendik davası baştan sona ilgilenmiş, bununla ilgili ciddi mücadele vermişim. Dolayısıyla o ismi de söylerseniz çok daha önemli. Yani bu önemli, isim tek önemli. bir isim değil. Bunu birkaç yerde, birkaç arkadaşlarının, birkaç kişinin olduğu ortamda birkaç defa ifade ediyor evet. vefatından çok kısa birkaç ay öncesinde. Evet. şimdi burada önemli olan şu. Başkan kendisine yapılanı tespit açısından bunu ifade edebilme açısından bizim tarlayı sürmüşler diyor. Bu çok önemli. Bu, bir bu söz tespit. ona ait değil mi? Yani bu, bu konuyla Söz ona laf... ait. Bunu bunun çokça yerde şahitleri var. Farklı farklı illerde farklı farklı kişilerden bizim camiamızdan olsun, <laughs> camianın dışından olsun, çokça şahit olmuş kişiler var. Zaten başkanın üslubuna ve tarzına baktığımız zaman da ona da uygun bir ifade. Bunu tespit açısından söylüyor. Bu çok önemli. Ve Aslında bu dışarıya karşı da bir mesaj. E, müsaade ederseniz orada bir ekleme yapmak isterim. E, gaz e, gazeteci Hrant Dink'in kardeşi Orhan Dink, yani Hosrof Dink, e, e, bu olay üzerine bir sohbetimiz sırasında e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun gazeteci Ali Bayramoğlu aracılığıyla kendisiyle görüşmek istediğini, evet. hem de e, ama maalesef bir hafta sonra e, Yazıcıoğlu'nun yolunun e, e, işte öldüğünü, bu kaza o zaman kaza olarak bahsedilen kazada hayatını kaybettiğini ve hep şunu söylemişti, ya acaba ne anlatacaktı? Bahsettiniz belki de. Ferrari United ilgili çözdüğü, çözebildiği kadarını, anlayabildiği ve anlatabildiği anla, anlatmak istediğini belki de orada dile getirerek. Yes, Hatta ben onu hemen gazeteye haber olarak, yazı olarak da yazmıştım öyle. Ee, bu, buradan devam edersek, e, siz buna suikast diyorsunuz. Evet. Suikast şöyle, davanın e, şimdi gelinen süreçte birkaç o dava süreçlerini anlatacağız ama davanın e, bir boyutu FETÖ bağlantılı olarak açıldı Kahramanmaraş Savcılığında. Ama suikast demeniz için elimizde somut bilgiler olması lazım. Tabii. Evet, delilleri karartan, ortada kaza bile olsa farklı failler yaratmaya çalışan bir yapı var. FETÖ'nün bu konudaki dahli belli, dosyayı paramparça etmesi, ona şekil vermesi, bir kısım bazen Ergenekon'a, bazen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, bazen MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı fail gibi göstermeye çalışması çabaları hep oldu. Ama sizi bu konuda suikast olduğuna ikna eden ya da götüren bulgularınız var mı? Var. Düşünceleriniz değil bulgularınızdan. Tabii ben ondan imtina ederim zaten olabildiğince somut veriler, deliller, dosya kapsamına girmiş şeyler üzerinden ifade ediyorum. Şimdi ortada bir hava hareketliliği meselemiz var. Evet bizim o zaman kamuoyuna da yansımıştı. 4 dakika 47 saniye. Şimdi i̇sterseniz izleyicilerine anlatın. O günkü helikopter evet. hareketi yani şimdi o gün nasıl Başkan sabah saatlerinde Sivas'tan 25 Mart helikopterle, 2009. 25 Mart 2009 tarihinde sabah saatlerinde Çağlayan Cerit'e miting için hareket ediyor. Ve orada mitingini gerçekleştirdikten sonra yine Çağlayan Cerit'ten kalkarak Yozgat Yerköy mitingine devam etmek için havalanıyor. Ee, burada da Yozgat Yerköy'e gitmek üzereyken Göksun e, Kızılöz mevkiinde oradaki Keşda dediğimiz Kara Yakup bölgesinde Keştağ'a bağlı Kara Yakup bölgesinde kırma uğruyor, düşürülüyor. Burada e, helikoptere etki eden bir hava hareketliliği var. Biz bunu yaklaşık 2012-2013 gibi. E, tespit etmiştik. Daha sonraki süreçte de delillendirdik. Nasıl yaptık bunu? Bizim bu kayıp radar görüntülerimiz için, bu karartılmış radar görüntüleri için o tarihte biz Genelkurmay Başkanlığı'ndan bilgi talep ettiğimizde o gün o radar görüntülerin, radarların arızalı olduğunu söylemişlerdi. Biz de tabii silahlı kuvvetlerin müşterek bağlı olduğu kuruluşlar var. Bunlara bunlarla ilgili ve mesela bir tanesi NATO, bunlarla ilgili bilgi verilmesi gerektiği bilgisini onlara söyleyince, yani bir yazılı bir bilgilendirme yapıldı mı bu radar görüntülerinin, karar, radarın kararmasıyla alakalı deyince, yok öyle değilmiş, kararmamış da çalışmış aktarım sisteminde sıkıntı olmuş dediler daha sonra bize. Ama geçtiğimiz seneler içerisinde biz bunu savcılık marifetiyle, o dönem Malatya'daydı dosya. Savcılık marifetiyle yine bizim e, taleplerimiz doğrultusunda biz tespit etmiştik onu avukatlarla beraber. E, Erzurum Dumlu Hava Radar Mevzu Komutanlığı'nda ortaya çıkarttık. O kayıp radar görüntülerini orada bulduk ham veri şeklinde. O da galiba bir ihbarla değil mi? Bir meçhul evet, orada, tarafından. Ben ben vatanperver demek istiyorum onun için bir e, evet isimsiz bir kişi tarafından o görüntülerin orada olduğuyla ilgili bize bir bilgi gelmişti. Biz de onun üzerine gittiğimizde o görüntüleri orada yani ulaştık. E, Olaycılar oldu, olayın olduğu tarihten sonra radar görüntülerinin peşine düşülüyor ve Genelkurmay bu radar görüntülerinin bulunmadığını Evet. bildiriyor. Ama buna rağmen bir subay, vatansever bir subay aileye ulaşıp radar görüntülerinin Erzurum'daki üste bulunduğunu. Evet değil mi anlatıyor. Biz o zaman tabii savcılık marifetiyle gildik. Orada avukatlarımız da eşlik ettiler, bulundular. Yaklaşık 12 saate yakın bir keşif yapıldı. Orada o ham görüntülere, o kayıp görüntülere ulaşıldı 4 dakika 47 saniyelik. Hı hı. Tabii neden önemli bu? çünkü eylem orada açıkça görülüyor. Neden karartıldığı o radarın orada gördüğümüz zaman açıkça ortaya çıktı. Neydi gördüğünüz? Gördüğümüz şu. Orada Eylemde, operasyonda bulunmuş ana üç tane jet görüyoruz. Bu jetlerden bir tanesi operasyonu yapıyor. Bir, bir diğeri onun, şöyle ifade edeyim daha rahat anlasın izleyenler de bizi. Şimdi iki tane jet var burada Nedim Bey. Evet. Ve alt alta uçuş yapıyorlar. Birbirlerine 80 metreden daha yakın uçuş yapıyorlar. Bunu yapmalarının sebebi altta bulunan jetin radarda görünmemesi. Yani iki jet uçuyor ama radarda tek jet olarak görünüyorlar. Daha sonrasında bu alttaki jet e, kopup dalışa geçiyor. Dalışa geçtikten sonra helikopterin üzerine bir e, bindirme yapıyor e, ve tekrar e, radarda göründüğü noktada da ses hızını aşmış bir şekilde tekrar görüyoruz onu. E, yani ve Dalıya çıkıyor şey helikopterin. Dalıyor balıkları. helikopterin üzerine dalış yapıyor. E, Tabi burada bizi izleyenler e, yanlış anlamasınlar. Helikopterin öyle dibinden geçmesine falan gerek yok. Ya bunlar çok güçlü makinalar bildiğiniz üzere, savaş yeti bunlar. Evet. E, bizim gibi tek motorlu basit tip sivil helikopteri çok rahat bir şekilde yaprak gibi fırlatıp atabilecek bir güce sahip e, ve etki mesafesi çok uzun. Yani birkaç kilometre yukarıdan veya ileriden bu eylemde bulunması bile. E, bu hava koridorunu türbülansı oluşturup e, helikopterin kontrolünü pilotun elinden almasına yetiyor. Ve Bunu yaptıktan sonra tekrar e, tırmanışa geçiyor ve biz o tırmanışa geçtiği noktada da radarda onu ses hızını geçmiş bir halde görüyoruz. Bunu size anlattılar ama bizzat değil mi? Ondan sonra siz radarı takibe geçtiniz ve e, bunu dava dosyasına nasıl koydunuz Şimdi ya da Şöyle biz orada bu keşifte bulunduğumuzda bu görüntüleri gördüğümüzde. Tabii oradakilere de bunları yorumlattık ama biz kendi çalışmalarımızı da yaptık. Kendi bilir kişilerimizle çalıştık, pilotlarla görüştük, onlardan briefingler aldık. Onlar da o görüntüleri izlediklerinde bu işin başka açıklanabilir bir hali olmadığını ifade ettiler. Yani burada yapılan iş açıkça burada görülüyor dediler bize de. Peki e, e, uçakların orada bulunması tesadüf olamaz mı? Olamaz. E, şimdi... Çünkü bu eylemi yapmaları, şimdi bunu eğitim uçuşu olarak bize izah etmek istemişlerdi evet. ama bu izne tabi bir yani. eğitim uçuşu olarak görülmüyor. Yani orada izinsiz bir uçuş var. Evet. Ee, şimdi belki biraz teknik şeylerle boğacağım gibi olacak ama 25 bin fitin altında bu jetlerin uçması özel izne tabi normalde ama böyle bir izin yok. Ses hızını geçmeleri için özel izin gerekiyor böyle bir izin yok. Çizelgelerinde, planlarında böyle bir eğitim yok. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğimizde, tabi burada kilit nokta şu: bizim eylemimizde bulunan jetin pilotu. Tabii bu geçtiğimiz zamanlarda, yakın zamanlarda ortaya çıkarıldı. Tabi pilot da işin içine girdiği zaman örgütsel bir bağ ortaya çıktığı için bugün pilotun bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman, bunun bir başka bir açıklaması oldu. özelliği kimliği ne? Pilot Ali Armağan şu an FETÖ'den tutuklu, çok profesyonel, çok yetenekli bir pilot. Yani buradan anlamamız gereken şu… Uçağı kullanan bu kişi mi? Evet, silah subaylığını yapıyor kendisi. Şimdi burada önemli olan şu, yani yapı, örgüt burada işini hiçbir şekilde şansa bırakmamış. En iyi adamını kullanmış. Bunu görüyoruz. Ne demek oluyor bu şimdi e, örgüt şansını bırakmamış deyince o zaman şunu mu anlıyoruz ya da siz kimden şüpheleniyorsunuz hangi örgütten şüpheleniyorsunuz işte FETÖ ile bağlantısını kuruyorsunuz e, FETÖ ne anlama geliyor burada? böyle FETÖ soralım. bu işin başta ifade ettiğim gibi taşeronu. Baba, Babanızı FETÖ mü o zaman suikast etti demek istiyorsunuz? Şimdi ben onu o şekilde söyleyemem yargılama süreci devam ediyor ama dediğim şu. Dosyanın bugün her yerinden FETÖ fışkırıyor. Her yerinden. Eylem kısmında da eylem sonrası aramama kurtarmama diye bizim ifade ettiğimiz kısmında da her yerinden bu yapının çıktığını görebiliyoruz. Peki suikast olduğu düşüncesine iten başka deliller var mı? Mesela bizim bilmediğimiz kamuoyunun bilmediği veya sizin özel olarak dosyaya vermiş olabileceğiniz. Ben bugün e, bizi izleyenlere yeni bir bilgi vermek istiyorum bu vesileyle kuvvetlendirici bir bilgi bu bizim iddiamızı. Bizde operasyonu yapmış bu eylemde bulunmuş jetin e, Muhsin Başkanı Sivas'tan Çağlayan Cerit'e giderken de havada onun üzerinde gezdiği ve eylemde yaptığı hareketin aynısını yaptığını tespit etmiş bulunmaktayız şu anda. Yani bu yeni bir bilgi evet. 25 Mart günü saat 2 civarında Yerköy'de Yerköy giderken ki hareketinden başka sabahki uçuşunda da Evet aynı, aynı gün, pilot aynı pilot. Sivas'tan tabi Aynı, aynı gün, pilot, aynı uçak. Evet. Aynı hareketi yapıyor. Yani aynı hareketi bir denemesi yapıyor, var. Sivas'tan yani. Çağlayan Cerit'e giderken helikopterin tepesinde tur atıyor, geziyor. Biz bunu radar görüntüleriyle tespit ettik ve şu anda dosya kapsamına soktuk. Yani e, belki de amacı ben, provası mı onu bilmiyorum ama belki ölden olabilir, önceki ölden olabilir. önce öldürmek, ölde, ölden önce belki de ilk uçuşu sırasında o suikasti gerçekleştirmek mi istediler peki acaba? Ben bir prova olarak görüyorum ama her şey olabilir. Her evet, i̇lginç er. olan şey şu, bunu siz herhalde radar kayıtlarıyla tespit evet, evet. etmiş olmanız evet. lazım. Bunlar bugüne kadar neden çıkmadı ortaya? Çok ilginç değil mi? Yani şimdi ikinci kısmı, ilk anlattığınız kısmı aşağı yukarı biliyorduk, Yargıtay dosyasında... E, Mütalasında falan vardı ama şu bahsettiğiniz bölümü ilk defa duyuyoruz bugün burada. Evet. Ya şundan dolayı bu zamana kadar e, bu örgütün e, tabii kurumlarda çok ciddi bir etki alanı vardı. Bugün e, geldiğimiz noktada her geçen gün daha da kırılıyor. Ve kırıldıkça çözülmeler başlıyor. Bilgiler, yeni yeni bilgiler ortaya çıkmaya başlıyor. Peki e, yine bu konuya geleceğim ama bu olay yılbaşından itibaren ben bu konuya yoğunlaştığım dönemde Fethullahçı terör örgütünün yurt dışına firari olan mensupları bir başka anlatım, bir başka şey yazıyorlar, çiziyorlar, söylüyorlar, videolar çekiyorlar bununla ilgili. FETÖ elebaşının Muhsin Yazıcıoğlu'na büyük bir hürmeti olduğunu, saygısı olduğunu gibi bir şeyler söylüyorlar. Fakat biz Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastinden sonra FETÖ elebaşının hiç de öyle olmadığına dair videolarını daha sonra kendi ağzından duyduk. İşte bir gün çarşamba günü bir kaza olur. E, cenazenizi e, cuma günü bulurlar. E, şöyle olur, böyle olur falan. Eee Fethullahçı terör örgütünün bu söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Musun Yazıcıoğlu ile FETÖ elebaşının yani her dini gruba belli bir saygısı olan bir insandı. Türkiye'deki inanç gruplarıyla bu inkar edilmez bir şey. Öyle bir Fethullahçılarla, FETÖ'cülerle bir ilişki falan kurulması mümkün değil ama Onların söylemlerini nasıl değerlendiriyorsunuz bu konudaki? Ya da savunmalarını dinlediniz mi onların? Onların sözlerine ne diyorsunuz? Şöyle Muhsin Başkan sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye'deki bütün dini yapılanmalarla e, müşterek noktalarda e, birlikteliği olmuş işte e, bir e, sempatisi, bağ olmuş bir kişiydi. Ama burada nokta şu. Şimdi Muhsin Başkan Hrant meselesinde kendine yapılanı görüyor. Ha, Kilit olay olabilir. Kilit nokta burası. Yani bana soracak olursanız Türkiye'de bu boyutuyla belki başka isimler de sayabiliriz ama Muhsin Başkan seviyesinde e, bu boyutuyla, bu derinliğiyle, bu yapıyı tespit etmiş, tüm boyutlarıyla kendi ifadesiyle ortaya çıkartmış başka kimse yoktu. Ve böyle bir yapının Türkiye'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağzından e, anlatılması e, yapının şey yapabileceği, kaldırabileceği bir şey değildi. Evet. Peki kimseyle paylaşmış mı o dönemde? İşte, e, çünkü hazırlıklıydı diyorsunuz, o gün takibe alındığını söylüyor, e, işte tehdit ediliyorum ya da aksi bir durum var gibi birileriyle paylaşmış mı? Mu? Hayır, Muhsin Başkan kimseye ben tehdit ediliyorum demez. Öyle birisi değildi. Muhsin e, Yazıcı kimse açıktan tehdit etmeye cesaret edemez. Ama e, sonuçta o gün boyu takip edilmiş. O konuyla ilişkili olarak birimleri aramış mı mesela? Bilemiyorum. Bunlarla. O yani o gün o gün onu kendinin o şekilde takip edildiğini bilmesi çok şey değil. Olası olmayabilir. Çünkü çok havalarından anlamış olabilir. O gün olan olayları. Peki, Musin e, Muhsin Yazıcıoğlu'yla Hrant Dink arasında bir ortak nokta yine Fethullahçı terör güdü bağlamında e, istihbarat Daire Başkanlığında kurulmuş olan C C5, C5 illegal bir yapı var. Ra evet. Raip Santoro suikastından sonra 2006 Haziran'ından sonra oluşturulmuş. Ama ilginç bir şekilde e, Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağ terör örgütleri ile bir ilgisi olmadığı halde bu sağ terör örgütlerine bakan masada oluşturulan C5 şubesine takibi alınması ne anlama ifade ediyor bu bağlamda? Şimdi şöyle baktığınız zaman illegal bir masa e, C büronun içerisinde illegal olarak kurulmuş. Ama Diğer takip ettikleri dosyalara baktığımız zaman, Hrant Dink var, Zirve yine Evi var, Raip Santora var, Musin Yazıcıoğlu var. Ben bunu şöyle yorumluyorum. Burayı adeta bir operasyonun e, yönetim veya bilgi toplama merkezi haline getirmişler, örgütün. Ben böyle yorumluyorum. Ve baktığınız zaman örgütün yapısına hiçbir zaman faili veya içeriğinde bulunmadıkları bir olayın sahibi olmamışlar, takipçisi olmamışlar. Buna da baktığımız zaman C5'i ben böyle yorumluyorum. Evet. Peki bu e, olayın başından itibaren bir kanatta e, deminden bahsettiğiniz hava radar görüntülerinden uçağın yarattığı basınç etkisiyle helikopterin e, sert düşüş ya da sert iniş yaparak evet. işte e, ölümlere sebebiyet verilmesi ve buna bağlı suikast iddiasından bahsediyoruz. Ama bir de Buna gerek savcılıklar hatta bugün dahi karşımıza çıkabiliyor. Kaza olduğunu ve hava koşullarının kötü olduğunu, ondan dolayı helikopterin düştüğüne dair e, bir tartışma var. Bu konuda ne diyorsunuz? Yani bu ilk yıllarda yapılan bir e, karartmaydı dosyamıza karşı. Maalesef bugün hala bununla karşı karşıyayız. E, ben yargının e, yeterince dosyaya... Doğru noktadan baktığı kanaatinde değilim. Evet. E, bu noktada e, şunu ifade edebilirim: e, Dosyanın dosya içeriğine girmiş e, bütün deliller ve bulgular bugün dosyanın bir örgütlü yapı üzerinden suikast davası açılması için hiçbir engel teşkil etmiyor. Evet. Peki şimdi sürekli olarak örgütlü yapı diyorsunuz ve dış güçler tarafından FETÖ'nün örgütlü yapısı yüzünden babam suikaste uğradı iddiasında bulunuyorsunuz. Evet. Dava süreci böyle. Peki bu konuyla ilişkili olarak davada FETÖ'cü itirafçılar var mıydı? Bunlar itirafları delil dosyalarına yansıdı mı? Evet yani bu dediğim gibi son bir sene içerisinde, Dosyamıza çok hızlı yeni bilgiler girdi. Bunun içerisinde tabii itirafçılar da var. Bu itirafçılardan birisi Elazığ'da il avuk, bölge imamlığı yapan avukatlar e, imamlığı yapan Fetö'nün bölge Fetö imamlığı Fetö'nün bölge imamlığını yapan e, kişi. Şimdi bu Kamil Bakum denen kişi yakın zamanda yakalandı bir hücre evinde. Yaklaşık 150 sayfalık bir ifadesi oldu dosyayla alakalı. Veya dosya içeriğinin dışında. Orada ifadelerinde açıkça e, bu dosyayla alakalı bizim helikopterimizin cihazlarını, çok kritik o iki cihazı söken askerlerin avukatlıklarının örgüt tarafından üstlenilmesi talimatının bir asker imam tarafından getirildiğini açıkça itiraf ettiler. O zaman ba e, Yine suikast boyutundan çıkmadan önce, e, çünkü yargılama yargıda yargı safhasındaki diğer bağlantıları konuşacağız ama e, helikopterin tutulması meselesi vardır. Bu çok kere ben bu yazıları yazmaya başladığımdan itibaren Musin Yazıcıoğlu'nun gerçekten dostu olan insanlar arayıp bu helikopterin kiralanması meselesine üzerine durulması gerektiğini söylerler e, ve e, mesela en başta temel soru Yazıcıoğlu daha önce herhangi bir mitingine veya ondan öncesine e, helikopterle gider miydi? Partinin bu, bunu finanse edecek gücü var mıydı? O gün helikopter tutulması nasıl gerçekleşti? Bu da çünkü insanların kafasına soru işareti. Muhsin Başkan o gün e, ilk defa bir siyasi çalışması için e, helikopter kullanmıştı. Tabii daha öncesinde burada İstanbul'da da e, sivil e, helikopter e, gezileri olmuştur ama bir resmi olarak siyasi program içerisinde kullandığı ilk helikopter. Tabii o dönem seçim harifesi, bir seçim takvimine girilmiş. Orada bir yoğunluktan dolayı başkanlık divanında bu konu gündeme getiriliyor. Helikopter tutmanın faydalı olabileceği, kolaylaştırabileceği üzerine bazı önerilerde de bulunuluyor. Ve bunun üzerine de başkan bununla ilgili çalışma yapılabilir mi diye bakıldı, bakın diyor ve buna bizim maddi gücümüz yeter mi diyor tabi. Bir şekliyle tabi e, yetiyor işte ayarlıyorlar, ediyorlar vesaire. Yalnız burada önemli olan şu, başkanın e, tarzında, yapısında çağrıldığı her yere gitmek gibi bir e, adeti vardı. Hiç kimseyi kırmak istemezdi. Yani Oraya yorulacaksa da, bitkin düşecekse de gitmek isterdi. Bu sıkıştırılmış programın içerisinde de zaten Çağlayan Cerit son zamanlara doğru ekleniyor. Aslında takvimde yok başkan. Çünkü son haftasını tamamen Sivas'ta geçirmek, Sivas'a yoğunlaşmak istiyor. Ama daha sonrasında Çağlayan Cerit ısrarla programa dahil ediliyor. O da onu reddetmiyor. Evet. Peki şimdi tabii 15 Temmuz darbe girişiminde de biz gördük tam yakın isimler aslında suikaste karışacağı konuşuldu. Daha sonra gözaltılar başladı. Babanızda da böyle isimler ortaya çıktı mı daha sonradan? işte helikopteri önerenler olabilir. Çünkü bu da bir iddia ama ardından yakın çevresinde de var mıydı böyle kendini yakın gördüğü? Yani hayır öyle bir şey vardı diyemem. Peki kazaya dönersek kaza anına Muhsin Yazıcıoğlu ve özellikle gazeteci meslektaşımız hepsine Allah rahmet eylesin İsmail Güneş'in saatler süren telefon konuşması var ve işte orayla ilgili yani kaza yeriyle ilgili anlatımları var. O o anı anlatır mısınız? Ee, Muhsin Yazıcıoğlu e, helikopter düştüğünde yaşıyor muydu? Çünkü e, helikopterden oldukça uzak mesafede e, bulunuyor. E, kaza sonrası birkaç saat içinde, e, e, deminden girişte bahsettiniz Yazıcıoğlu'nun bulunduğunu, işte ay, ayak bileğinin kırık olduğu gibi bir takım detayları içeren istihbarat raporu ki siz buna aramama ama kurtarma arama arama ama kurtarma çalışmalarını e, bir şekilde engelleyici evet. bir belge olduğunu söylüyorsunuz. o süreci bir anlatır mısınız izleyenler için şimdi şöyle e, burada bütün oyunu ve büyüyü Bozan İsmail Güneş evet. Çünkü tüm Türkiye'ye seslenir hale geliyor bir anda ve bizi kurtarın diyor e, baktığımız zaman eylem sonrası kısmı ile alakalı e, bu örgütlü yapının Tüm imkanlarını bir anda e, harekete geçirdiğini, tüm kliklerini devreye soktuğunu görüyoruz. Yani apar topar bir bilgi notunun hazırlanması. Burada zaman kazanmaya çalışıyorlar. Tabii bizim e, burada önemli olan ilk kendine gelen İsmail Güneş olarak görüyoruz. E, yaşayan, yaşadığından emin olduğumuz en azından üç kişi var. Veya dört kişi var diyebilirim. İsmail Güneş, Erhan üstünde Yüksel Yancı ve Musim Başkan. Biz Musim Başkan'ın helikopterden ayrılarak belli bir mesafeye kadar kendini güvene almak için uzaklaşmaya çalıştığını görüyoruz. Çünkü Musim Başkan bir sürünme pozisyonunda bulundu yüzü koyun bir şekilde. Buradan başkanın da biz helikopteri olan mesafesinde göz önünde bulundurduğumuzda ki kemeri takılıydı yani bir şeyden ayrılması veya fırlaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Biz kendi başına uzaklaştığını değerlendiriyoruz. Tabii ki orada İsmail Güneş'in tüm Türkiye'ye seslenir hale gelmesi bu yapıyı harekete geçiriyor. Telaş alıyor ve engelleme çalışmaları hemen devreye sokulmuş oluyor. Peşinden. Dolayısıyla bir istihbar, bulundu getiriliyor diyerek arama kurtarma. Bu işin tabii başla başlangıcı. Kesinti olarak. Yani ilk yapılan iş olarak değerlendirebiliriz. Yani tedbir olarak zaman kazanmak adına hızlı bir en önce bir bilgi notu. Ama bilgi notu bakın burada şöyle kıymetli. Bilgi notunu siz de ifade ettiniz. İçeriğinde başkanın durumunu ifade eden cümleler var. İşte bacağının kırık olması, işte kanaması vesaire bunların hepsi Baktığımız zaman başkanda var. Bulunduktan sonra? Tabii bulunduktan sonra, sonra yapılan o otobüsler. incelemelerde, otopsilerde ortaya çıkıyor. Evet. e Şimdi daha olayın ilk saatleri. Böyle bir bilgiye nasıl e, vakıf olabiliyorsun? Peki bu geciktirme çabalarının içinde rol oynayan Dursun Özmen İstihbarat Başkanı eee istihbarat şube müdürü galiba amiri evet amiri daha sonra bakıyoruz aynı gün telefon irtibatlarıyla Ankara'daki istihbarat daire başkanlığında Ramazan Akyürek'ten diğer kademe şey sıralı, sıralı amirlerine ilişkide olduğunu görüyorsunuz telefon irtibatları bunu gösteriyor Yargıtay mütalaasında bunlar var. Bu neyi anlatıyor bize? Bu da bu yaptığı eylemin bir Örgütlü bir şekilde yapıldı, bir talimatla emirle yaptığını açıklıyor. Göstereyim. Çok açık ve net. Yani yaptığı telefon trafiklerine baktığımız zaman ve yap, e, o trafikte bulunan isimlere baktığımız zaman bunların hepsi bugün e, fetöden işlem görmüş e, veya ceza almış kişiler. Yani burada örgütlü bir e, şey var, yapı var, emir. ...komuta zinciri o var. O zaman babanıza suikastı FETÖ mü yaptı diyorsunuz? Yani... ...tekraren ifade ediyorum. Bunun adını ben koyamam. Bunun adını koyacak yargıdır. Yargı süreci tamamlandığında... Ama sizin bu, iddianız da önemli sonuçta. Çok yakından ben, takip ör, ettiğiniz için soruyorum. Ben Rusya'nın her yerinden FETÖ'nün çıktığını söylüyorum.